Merhabalar. Şimdi bir rapor ya da bir metin hazırlayacağınızı düşünelim. Bu metini aynı zamanda içindekiler sayfası eklemeniz gerekiyor ve bir kapak sayfası yapmanız gerekiyor. Bir rapor kapağı yapmanız gerekiyor diyelim ki. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Bunları size anlatmak istiyorum. Kolay yoldan içindekiler sayfası hazırlayabilmek. Hazırladığınız rapor içerisinde biçimsel olarak düzenlemeleri çok daha böyle hızlı, düzgün bir şekilde yapabilmek adına neler yapabileceğinizden bahsedeceğim yani bunu şu anda. Özetle giriş sekmesindeki setliler bölümünü öncelikli olarak size anlatacağım. Raporum diyelim ki böyle bir yapıdan oluşuyor. Başlık bir, işte ikinci düzey başlık var, üçüncü düzey başlık var. Altında ikinci düzey başlık daha var, başlık iki var gibi gibi ilerleyen bir metnim var diyelim ki. Ben bilerek bu başlıkları aynı sayfaya sığdırdım ki yaptığım işlemleri daha rahat görebilelim diye. Şöyle yapalım. Hatta görünümden şuradan da bunu bir sayfa yapalım. Ha şöyle bir sayfanın tamamı görünsün. Şimdi ben eğer metnimi oluştururken en baştan itibaren stilleri kullanırsam, stilleri kullandıktan sonra içindekiler sayfasını oluşturmak için sadece bir iki yere tıklama yapmam gerekecek. Ama stilleri kullanmazsam eğer içindekiler sayfasını tek tek elle yazmam gerekecek. O yüzden stilleri kullanmanızı öneriyorum. Stiller giriş sekmesinde bakın şu alanda yer alıyor. Burada şey, başlık 1, başlık 2 diye böyle böyle ilerliyor. Eğer siz başlık 2'ye eklerseniz otomatik olarak 3 açılır. 3'ü eklerseniz 4 açılır. İhtiyacınız kadar başlık ekleyebilirsiniz. Burada tabii şu anda görmüş olduğunuz işte mavi renkli, siyah renkli olan şeyler şu anda nasıl göründüğünü gösteren yerler. Peki bunlar nasıl uygulanacak? İşlem yapacağım yeri seçeceğim. Seçtikten sonra uygulayacağım. Ama ben öncelikli olarak stilimi ihtiyacıma göre düzenlemem lazım. Ne demek istiyorum? Kullanmak istediğim yazı tipini, yazı boyutunu gibi gibi öncelikli olarak yazı tipini belirlemem lazım. Daha sonra yazı boyutunu belirlemem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Bunu öncelikli olarak tasarım sekmesine gelip tasarım sekmesi yazı tipleri bölümünden bir ayarlama yapabilirsiniz. Bakın burada hangi yazı tipini kullanmak istiyorsanız mesela bu olsun. Bütün yazı tipi bu olsun. Efektler nasıl olsun? Bakın görsel anlamda nasıl görünsün? Şöyle görünsün. Tabii şu anda paragraf aralığı nasıl olsun? Bunları ayrı yapalım ki uygulamada size görünsün. Renk kullanımı nasıl olsun? Ben gri tonlamalı renk kullanımı istiyorum. Böyle bir ayarlama yaptım. Şimdi giriş sekmesine geldim. Bakın benim stillerim değişti komple. Renkleri vesairesi değişti komple. Şimdi ne yapacağım? Uygulama yapmak istediğim yeri seçtim. Başlık ekleyeceğim. Bu benim ana başlığım. Bakın şurada başlık 1 yazıyor. Başlık 1'e tıklayacağım. Tıkladım. Hatta ben şu an renkleri gene renklendireyim. Değişiklikleri daha iyi görmek adına. Aşağıda bir başlığım daha var. Ona da başlık 1'e tıkladım. Bakın seçtim tıkladım. İkinci düzey başlığım var. Yani başlık 2. Bakın başlık 3 şu anda yok. Ne dedim ben size? Başlık 2'yi tıkladığım zaman buraya bakın başlık 3 geldi. Şimdi başlık 2'yi buraya da yapalım. Tabii bunu yazarken de yapabilirsiniz. Böyle metin hazırlayarak da yapabilirsiniz. Ben hızlı olmak için metni önden ayarladım. Geldim buraya başlık 3 yaptım. Sonra benim şuradaki normal metinlerim var. Bunlar ne? Normal. Ne ayarında? Tabii ki şuradaki normal ayarında. Bakın zaten seçtiğim zaman normal seçili geliyor. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi ben normale, bakın şuradaki normale, stillerdeki normale sağ tıklıyorum ve değiştir diyorum. Geliyorum buraya. İşte ben diyorum ki bakın burada normal yazı ayarı yapacağım. Yazım iki yana yaslı olsun diyorum. Yazı tipim Cambria 11 olsun. Tamam sıkıntı yok. Renk vereceksem rengini vereyim. Onda da sıkıntı yok. Daha sonra şurada biçim var. Biçime geldi. Bakın biçimde burada daha detaylı ayarlar var. Yazı tipi, paragraf, sekmeler vesaire vesaire. Paragrafa giriyorum. Şuradan hemen ilk satır girintisi verelim. 1,25 santim ilk satır olsun. Paragraftan sonra olsun. Tek satır girintisi, tek satır aralığı olsun. Ve tamam diyorum. Bakın tamam diyorum. Bakın bütün metnim ayarlanmış oldu. Daha sonra ana başlığa geldim. Sağ tıkladım. Değiştir dedim. Başlığımın rengini kırmızı olmasını istiyorum. Kalın olsun. Başka bir ayar yapmama gerek var mı? Paragraf ayarlarına gelelim. Sonrasında da şöyle biraz boşluk bırakalım. Ve bunda ilk satır girintisine ihtiyaç yok. Tamam diyelim ve tamam diyelim. Bakın tık başlığım oldu. Hatta sağ tıklayıp değiştirelim. Başlığımız ortalı olsun. Ana başlık sonuçta ortalı oldu bakın. Sonra ikinci düzey başlıklarıma da gelelim değiştir diyelim. İkinci düzey başlıklarım da kırmızı olsun gene. Solda olsun, 13 olsun, kalın olsun. Bunda da gene şöyle sonrasında birazcık boşluk olsun. İlk satır girintisinin olmasını istemiyorum. Bakın kendime göre ayarlıyorum arkadaşlar.
Üçüncü düzey baştan seçtim. Bunu da gene gelelim, ayarlayalım, değiştir diyelim. Bu da gene kırmızı olsun ama kalın olmasın, italik olsun. Ve bu da paragrafta ilk satır girintisi olmasın, sonrasında da birazcık girinti olsun. Böyle bir ayarlama yaptım. Bakın şimdi ben burada aşağıya geldiğim zaman yazı yazarken ikinci düzey başlık ekleyeceksem tıklıyorum. Ekledim. Enter'a bastım. Bakın normal yazmaya devam edebilirim. İşte bir tane de üçüncü düzey başlık ekleyelim. Geldim. Üçüncü düzey başlık. Bakın başlık 3'ü ekledim. Başlık 4 çıktı. Başlık 3 şey yapalım. Başlık 2. Tabii buna da 4 diyelim ki içindekiler sayfamız daha iyi görünsün. Diyelim ki böyle bir ayarlama yaptık. Şimdi ben bir de buna kapak sayfası eklemek istiyorum. Bir içindekiler sayfası eklemek istiyorum bildiğiniz gibi. Kapak sayfasını nasıl ekleyeceğim? Ekle sekmesine geldim. Kapak sayfası var burada. Burada eğer benim ihtiyacımı karşılayacak olan bir kapak sayfası varsa onu seçerim. Bakın tık diye eklenmiş oldu. Sadece buradaki bilgileri doldurmak kaldı. Peki ben bir de içindekiler sayfası ekleyeceğim. İçindekiler sayfasını nasıl ekleyeceğim? Hemen şurada başlık birin başına gelip şuradan bir bakın. Ekle sekmesinde kapak sayfasında orada boş sayfa var. Tıklayıp buraya bir boş sayfa ekliyorum. Ekledim. Bunun şeyini normal hale getiriyorum. Şimdi görünüm sekmesinde gezinti bölmesi diye bir şey var. Buraya tıkladığınızda bakın burada başlık yapınızı görebilirsiniz. Bu gördüğüm yapıda içindekiler sayfası oluşacak şu anda burada. Başvurular sekmesine geldim. Bakın sol tarafta içindekiler yazıyor. Buraya tıkladım. El ile oluşturulan içindekiler tablosu. Yani bu sizin stilleri kullanmadan tek tek elle yazacağınız bir tablo oluyor. Onu kullanmıyorum. Ben hazır stilleri kullandım. Kolay bir şekilde hazırlamak istiyorum. Otomatik içindekiler tablosu 1, otomatik içindekiler tablosu 2. İstediğinizi seçebilirsiniz. Birinde içindekiler yazıyor, diğerinde içindekiler tablosu yazıyor. Ben içindekiler yazanı seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Bakın tık diye başlıklarım, içindekiler sayfam eklenmiş oldu. Peki ben diyelim ki geldim buraya. Metin ekledim. İşte şuraya da metin ekleyelim. Yazı yazdım diyelim ki. Rant 5 diyelim. Hatta biraz da işte ekleyelim. Rant 10 diyelim. Şöyle metinler ekledim diyelim ki. Ama içindekiler sayfam değişmedi. Bunu değiştirebilmek için buraya geliyorum. Bakın tıkladım bir kere buraya. Tabloyu güncelleştir diyorum. Diyor ki bana yalnızca sayfa numaralarını mı güncelleştireyim, tüm tabloyu mu güncelleştireyim? Hayır, sadece sayfa numaralarını güncelleştir. Çünkü ben tabloda bir değişiklik yapmadım. Tamam diyorum. Bakın 2, 6, 7, 7, 7, 8 diye eklenmiş oldu. Eğer ben stilleri kullanmasaydım tek tek bunları yazacaktım. Daha sonra bir değişiklik yaptığım zaman sayfa numaralarını da tek 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 ekleyecektim. Bunu unutmayın. Öte yandan hatırlarsanız önceki videolarımızda resim yazısı ekleyip kullanmıştık. Resim, şekil, tablo gibi şeylerde ekleyebiliyoruz demiştik. İşte onları eklediğinizde onların da tablosunu buraya eklemek istiyorsanız yine başvurular sekmesinde şekiller tablosu ekleye gelip buradan neyi eklemek istediğinizi seçip şu anda ben bir şey hazırlamadığım için sadece resim görünüyor. Buradan seçip tamam dediğiniz anda resim, denklem, tablo neyse bakın buradan onu seçip tamam dediğiniz anda onun tablosu da buraya eklenecek ama ben herhangi bir yazı eklemediğim için görünmüyor. Hadi şey olsun diye buraya bir tane örnek olması için resim yazısı ekle diyelim. Mesela tablo olsun adı tamam dedim. Şöyle 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 yazdım. Bu arada bakın bu da stil olarak geldi. Hemen stiller bölümünde bakın şurada. Buna sağ tıklayıp değiştir deyip buradan da ayarlama yaptığımda tamam dediğimde bakın o da değişmiş oldu. Yani her şeyin stili orada hazır var. Peki geldim. Ekleden şuraya bir sayfa sonra ekleyelim. Tablo sayfası ayrı bir sayfada olsun. Başvurularda şekiller tablosu ekledim. Bakın tablo göründü. Nasıl görüneceğini buradan görüyorum bakın. Nasıl görüneceği. Tamam dedim. Bakın tablo olarak geldi. Bunda yapmamız gereken tek şey başlığını tablo listesi şeklinde yazmak. Bu başlığı yazdıktan sonra şöyle bir ayarlarsınız. Şöyle olur. Bakın gördüğünüz gibi o da eklenmiş oldu. Aynı şekilde buna da güncellemek istiyorsanız sağ tıklarsınız. Alanı güncelleştir dersiniz. Sadece sayfa numarası mı tüm tablo mu hangisi istiyorsanız onu seçersiniz ve ayarlayabilirsiniz. Kapak sayfası ekledik. Boş sayfa ekleyerek içindekiler tablosu tablo ekledik. Metnimizi stilleri kullanarak biçimlendirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.